Merhaba, ben Betül Kaplanoğlu. Sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm küçük bir video hazırlamak istedim. Bu işi hobi olarak yapan, hobi olarak ilerletmek isteyen kanunseverler için küçücük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Uygulamayla göstereceğim. Uzun zamandır gözlemlediğim kötü alışkanlıklardan, oturmuş yanlış alışkanlıklardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Mızrap metronomu. Bir eseri çalarken mızrapla ritim tutmaya çalışmak. Yani örnek veriyorum, herkesin bildiği bir eserle başlayalım istedim. Fikrimin İnce Gülü'nden örnek vermek istiyorum. Bunu bana sunarken bu şekil görüntüyle karşılaşıyorum. Bu yanlış oturmuş bir alışkanlık. Sol el kanunda çok önemli. Sol elimizi tembel alıştırmamak için, bu kötü alışkanlığı oturtturmamak için sol elimizi öğrenmeye açık bırakmak zorundayız. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle metronomla çalışmak zorundayız. Eğer metronom yoksa, metronomsuz devam etmek istiyorsanız ilk etapta şarkıyı dinlememiz gerekiyor. Dinleyerek oturtturmamız gerekiyor. Dinleyerek oturtturduktan sonra zaten kulağımızda olan bir ritim olmuş olacak. Ritminizi tutarken kendi içinizden, kendi içinizdeki olan şarkının ritmiyle hareket etmeniz gerekiyor. Doğru olan yöntem budur. Yani bir şarkıyı çalarken yine Fikrimin İnce Gülü'nden ilerliyorum. Bu şarkının ritmi kendi kulağınızda mevcut. Bu mevcut olan ritmin üzerine ekstra mızrap eklemek sizi çok kötü bir alışkanlığa itecek. Bu alışkanlığı yok etmeniz için ya metronomla çalışmak gerekiyor ya da şarkıyı çok iyi dinlemek gerekiyor. Kendi içinizden tempoya eşlik etmeniz lazım. Yani metronomla küçük bir örnek vermek istiyorum. Metronomunuzu ayarladığınız zaman size yardımcı olacak, yol gösterecek en büyük öğretmendir. Metronom yoksa, dediğim gibi şarkıyı bolca dinleyip tempoyu ilk önce ritmi içimize oturtturmamız, sindirmemiz gerekiyor. Daha sonra icraya başlamamız gerekiyor. Bu işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Kulağınızda olan ritimle ilerlerseniz daha başarılı olacaksınızdır. Ana kalıbı çaldıktan sonra üzerine ekleyebileceğiniz şeyler tamamıyla sol elinizi geliştirmeye yönelik şeyler olacak. Yani sol elle ilgili bazı problemler ortadan kalkmış olacak. Öğrenmeye açık olarak tutmanızı istiyorum. Sol eliniz öğrenmeye açık olsun. Sol elimizi öğrenmeye açık tutarsak, yani yeni bir şeyler eklemeye hazır hissedersek kendimizi, bu kez o boşlukları doldurabileceğimiz hali hazırda bulunan bir elimiz olmuş olacak. Şimdi eğer ritme alıştırırsanız, kötü alışkanlıkları oturtturmuş olursanız, bundan vazgeçmek çok zamanınızı alacak. Çok vakit harcayacaksınızdır. En baştan doğru oturtturursanız, bu problemi kökten çözmüş olacaksınız. Yani bunu çaldıktan sonra bu elinizi buna alıştırabilirsiniz. Bu elinize bunları oturtmak istiyorsanız, sol elinizin görevleri olsun istiyorsanız yanlış alışkanlıklardan vazgeçmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu elinizi geliştirebilmek için de ilk önce bol bol dinlemek gerekiyor ve saymamak gerekiyor. Bu alışkanlıktan vazgeçiyoruz. Bu hiçbir zaman sizi bir tık üste götürmeyecek, götüremeyecek. Bu yüzden sol elinizi öğrenmeye açık bırakın. Tabii bunun yanında bol bol egzersiz çalışıp egzersizlerinizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Egzersizler sizin sol elinizi çok çalıştıracaktır ve şarkıya hakimiyet kurmanızı sağlayacaktır. Sazınıza hakimiyet kurmanızı sağlayacak. Yani sadece arpejle, akorla değil. Faydalı olabilmiştir bu video. Bu yolda ilerlemek isteyenlere başarılar diliyorum. Tekrar
tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.